bir seyircimiz. Meselenin suç unsuru olmamasından daha ziyade bu meselelerden dolayı eziyet çeken, içeride olan çoluk çocuğu, eşi kardeşi problemlerle boğuşan kardeşlerimize Allah yardım etsin demiş. Bu Amin. Meseleyi nasıl çözmek icap eder? Hizmet bu noktada ne yapmalı? Bu mağduriyetleri giderebilmek için ne yapmalı? Özellikle yurt dışında olanlar için söylüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bu süreçler başlamadan önce 2011 yılından itibaren belki bazı konularda daha ciddi hamleler yapıp, istişare yapıp, ciddi görüşülüp bazı adımları atmamız lazım imiş zamanında. Bunları atamamışız. Evet. Bazı olaylara aşırı sahiplenmişiz mesela Ergenekon davalarını. Sanki biz ülkeyi yönetiyormuş gibi yayınlarımızda sahiplenmişiz mesela. Bu kamuoyunda çok ciddi bir algı yapmış. Sanki cemaat yapıyor her şeyi gibi. Halbuki devlet var ortada, hükümet var ortada. İcraat onlar yapıyor. Bizim bazı insanlarımız da görevini yapıyor. Ama biz biraz televizyonumuzda, gazetemizde biraz galiba biz bir şey yapıyormuşuz gibi imaj mı vermişiz, algı mı yapmışız? Öyle bir iftiraya maruz kaldık bilemiyorum ama bir şey olmuş. Yani zamanında bazı şeyler daha iyi müdahale edip, Hoca Efendi dediği gibi yurt dışına çıkın, 1 milyon kişi ayrılsın, Türkiye'de bir şey aksamaz gibi imalarını biz anlamamışız tam zamanında. Ve Türkiye'de ayrılmamışız. Bu sefer de bu süreç böyle gelişince, elimiz ayağımız bağlamış. Malıma el koyuyor, bir şey yapamıyorsunuz. Kayyum atıyor, bir şey yapamıyorsunuz. Bir de yalan bir darbe iftirasıyla her şeye el koyuyor bir anda. Ha şu anda ne yapabiliriz? O gün Hoca Efendi dediği gibi 3-5 sergâdına mani olamadık. Çok kendime kahrediyorum Hoca Efendi geçen bir bandında. Yani Türkiye'de zamanında bunları bazı şeylere bizim gücümüz yetmemiş Allah-u Alem. Neyse. Ama yapmamız gereken çok şeyler varmış düşün. Mesela bir Tuz Korumuz vardı, müthiş bir organizasyon. Niye Avrupa'da bir temsilciliğimiz yoktu? Niye Afrika'da yoktu? Niye Orta Uzak Doğu'da yoktu? Niye Amerika'da yoktu? Sadece Türkiye'de vardı. Şimdi şu anda bir şey ticari şey yapamıyoruz. Elemanlar hep mallar el kondu. Halbuki şirketler yurt dışına bağlantısı olsaydı belki buraya gelemeyebilirdik. Mesela bir kimse yok muz vardı. Neden her yerde bir şubesini tam oluşturmamış? Yani biz bize bakan yönü konuşuyor. Bunlar hata değil. Ama bunları yapsaydık belki Türkiye'deki süreç daha hafif geçebilirdi. Yani bazı tedbir alarak, daha önden fark ederek, bunun ne kadar kötü niyetli olabileceğini iyi düşünerek tedbir almamız gerekebilirdi. Bunu yapamamışız. Bu bir hatamız, hatamız. Vebalimiz ise vebalimiz. Bundan da biz milletimizden özür diliyoruz. Kardeşlerimizden özür diliyoruz. Bütün arkadaşlar abilerden özür diliyorum. Ben şahsen özür diliyorum. Gerçekten keşke zamanda bir şeyler daha yapabilseymişiz. Düşünüyorum bunu şu an. Daha ayrıntıya girmek gerek. Ancak şimdi ne yapabiliriz? Şimdi bir, kendimiz belirtilerden geçiyoruz. Mağduriyet yaşıyoruz. Türkiye'de belli bir konuda bulunan insanlar olarak toplumda sevilen sayın kişiler olmamıza rağmen İmkanı olan kişi de oydu. Esnaf ile mesaf vesaire. Şimdi hepimiz sıfır sermayeli mülteciyiz biliyor musunuz? Ülkesinden sürülmüş, her şeyini kaybetmiş, -3'ten başlamışız. Ben 4 yıldır buradayım, 2 yılda bir yerde kaldım. 6 yıl oldu yaklaşıyor. 6 yıl yurt dışındayım, her şeyimizi kaybetmişiz. Ben konsey başkanıydım, şimdi burada beni kimse tanımıyor. Medya mülteci, garibi, garibi. Evet. Evet. Ve bugün burada bu durumdayız. Ve beni çat davasında EOLİS'e eklediler. Sebebi de ben Tayyip Erdoğan'la Hakan Fidanay'la bir savunma, bir röportaj yapmıştım. 11 ay hapsim var şu anda. 11 yıl hapsim var. Benim ismimi çat davasına eklediler. Benim orada ismim yoktu normalde. Dedim Abdullah Yılmaz abi. Ya abi dedim. Beni dedim aile yete koymuştum Tayyip Erdoğan. Siz beni hiç oraya almadınız dedim ya. Ben altta hep altta kalmıştım dedim. O bile benim değerimi anlamıştım Abdullah abi. O da gülüyordu yazık. Yani işin iftiranın bir para. Evet. Ve bugün biz burada bulunduk. Ben şu anda daha -1'deyim. -3'de -1'e geldim. 2 sene sonra vatandaş kartı alırsam sıfıra geleceğim daha. Şöyle biliyor musunuz? Yaşım 65. Yıllarımızı, emeklerimizi hepsini bir anda yok ettiler. Zulmettiler resmen. Ama bugün ne yapılıyor? Hoca Efendi'nin ciddi bir desteğiyle, Hoca Efendi'nin ciddi bir bam telleri sohbetleriyle, cemaate yön veriyor. Tek başına işi motive etmeye çalışıyor ve muavenet denen bir şey çıktı ortaya. Türkiye'deki mağdurlara, buralara gelip mağdur insanlara eldeki imkanlar nispetinden bir şey yapma çalışılıyor ve ciddi şekilde destek veriliyor. Ama bunların ayrıntılarının konuşulması, anlatılması, anlatılması hiç hoş değil. Çünkü karşı taraf hemen diyor, bunlar demek ki destek görüyormuş deyip daha çok zulmediyorlar. Evet. Yani cemaat olarak dua ediyoruz çok ciddi ve ciddi muamele destekler yapmaya çalışıyor. Her yere, dünyanın her yerine uğraşmaya çalışılıyor. Ama inşallah Rabbim bu zalimlerin zulmünü bitirsin bir an önce de. Amin. Herkes hakkını, alacağını alsın. Bundan da bu mağduriyetler sona ersin.